Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda peynir altı suyundan gübre yapımı ve bize sağlayacağı yararlardan bahsedeceğiz. Videonun sonunda sezonun farklı dönemlerinde nasıl kullanacağımızı da anlatacağız. Bu konuda aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olmadıysanız lütfen abone olun, bildirim zillerini açın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Peynir altı suyu, peynir üretimi sırasında geriye kalan yeşilimsi renkteki sudur. Zengin bir içeriğe sahip olmasının yanında bahçemizde kullanabileceğimiz bazı bitki koruma ürünlerini de elde etmemize fırsat yaratır. Sadece peynir altı suyuna şeker kaynaklarından herhangi birinin ilavesiyle bir miktar fayda sağlayacak ürün yapabiliriz. Ancak çeşitli otlarla birlikte bunu fermantasyona sokarsak çok zengin içerikli ve çok farklı faydaları bünyesinde toplayacak bir son ürün elde etmiş olabiliriz. Peynir altı suyu tozu da peynir altı suyunun sıvı kısmının buharlaştırılmasıyla elde edilen bir üründür. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Tozu kullanacaksanız birazdan ölçülerini vereceğim. Suyu direkt kullanacaksanız da gübre yapımı sırasında kullandığımız suyla yarısından az olmamak kaydıyla istediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Ancak en güzel sonuç tamamen peynir altı suyu kullanmaktır. Sadece 10 gram peynir altı suyu tozunda karbonhidrat, vitaminler ve protein dışında sodyum tuzları, 230 mg potasyum ve 205 mg kalsiyum bulunur. Kullanacağımız otların hangisi olacağı çok önemli değil. Bahçenizdeki otları da kullanabilirsiniz. Isırgan, kırlangıç otu, sirken ve kadife gibi çeşitli çiçeklerin yaprak ve gövdelerinde kullanabilirsiniz. Veya hepsinin kendine göre farklı özellikleri olan yabani otları da kullanabilirsiniz. Bahçenizin otları olursa toprağınızdan aldığınızı tekrar toprağa verdiğiniz için bahçe içinde bir dönüşüm yapma şansınız olur. Zengin içerik istediğimiz bir gübrede bulabildiğiniz her ottan azar azar kullanırsanız bitki besin maddesi içeriği yüksek bir ürün elde etmiş olursunuz. Ancak burada amaçladığımız sadece bitki besini elde etmek değil. Kullandığımız otların içeriğinden gelecek besin maddeleri işin artı kısmı olacak. Bizim için en önemli kısım peynir altı suyunun içinde bulunan laktik asit bakterilerinin üreteceği laktik asit ve bifidobakterilerin üreteceği laktik ve bitkilerin bağışıklığını arttırabilen antibakteriyel bileşikler üretmesidir. Bu tarz bir gübre hazırlığı ile bir taşla çok kuş vurmuş olacağız. Yapımı için 10 litre su veya peynir altı suyu, toz kullanıyorsak 350 mg civarında peynir altı suyu tozu ve otları kullanacağız. Peynir altı suyu içindeki bakteriler yine peynir altı suyu içindeki besin maddelerini oksijensiz ortamda tüketecektir. Ancak istersek 100 mg civarında pekmez veya melası suda eritip ortama karıştırabiliriz. Bu şekilde içeriğin daha kuvvetli olması sağlanabilir. Otları bir kabın içine doldurun. Üzerine tozu serpin ve suyu doldurun. Ağzını kapatın ve 15 gün bekletin. Bu işlem sırasında isterseniz bir hava kilidi kullanabilirsiniz. Ağzı kuvvetlice kapatılmış bir kapta kapak kolay kolay açılmaz. Açılsa da tekrar kapatın, işleme devam edin. Kapta çok gaz birikmesi olduysa
5-10 saniye kapağı açın, gazı boşaltın. İşlem sonunda depolamak istiyorsanız süzersiniz. Hemen kullanmak isterseniz de doğrudan kullanabilirsiniz. Bu gübreden aldığınız 1 litre sıvıyı 9 litre temiz suyla karıştırın ve sebzelerinize 15 günde bir verin. Çimen tarzı otlardan kullandıysanız sezon bitene kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Azot ağırlıklı otlar kullandıysanız ilk hasata kadar 20 günde bir. Hasatla birlikte 10 günde bir kullanın. Sezon sonuna doğru 10'da 1 oranında seyreltmeyi 7'de 1 gibi yapabilir, gençleştirme gübresi için 500 ml'de gübre şerbeti katabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.